boulder. Sahibi gelecek böyle yapacak. Bitiş bitiş. Azıcık indirsene arabaya. Komple motor indir. Sevgi daha güzel olur. Temiz temiz yapardık. Koloni var orada. Bu da içinden çıkan boş bir termostat. Ne? Termostat açmıyor yani. Hep açıkmış. Niye boş atıyorlar içine? Hararet yapıyor. Hararet yapıyor diye. Termostat iptali. 10 beygir. Artı mı eksi mi? Eksi. Bu nereye gidiyor? Olur abi. Oradan röleye bağlamışlar. Buradan da birini eksinin kutup başına vermişler. Birini de sigortayla artıya vermişler. Sisin mi acaba bu? Şimdi kutup başından sökmeye başladı. Sisin değil farkları mı? Ya sökmeye başladı. Çalıştırdık bunu manuel eski usulüyle. Bu ne böyle? Burada da şuralara ek var. Bak oradan başla. Ayıralım mı bunu? Bak şimdi orijinal soket muhtemelen şu. Bu ne lan? Şey. Abi sislere farklara hep xenon var dedim ya sabah. Bu ne? Bu damkayı aç bakayım sana. Bu orijinali bak bak. Orijinali bu. Aç orijinal. Soketi mi? Bu ne? O ambient temperature. Şu. Tamam sal oradan. Buradan salamam. Salarsın salarsın. Ne yapıyorsun? Burada. İnanır. Niye terpişler bunu? Ambient temperature yok mu? Ha, var burada. Var. Hayır bunun bağlısı niye terpişler? Oğlum burada kalın bir artı var. Başka bir şey yersin. Oradan başka sisleri almışlardır abi. Sikko sisler vardı ya. Bak şuradan ek yapmışlar. Yemin ediyorum boz yap oynuyoruz. Velalem boz diyor biz yapıyoruz. Şurada. O karşıya gidiyor. Alsana Ersin bunu. Bırakma. Ya bu farlar. Bu da yukarısı. Tamam buraya başka bir şey yapılacak. Böyle. Orijinal bir şey yapılacak. Orayı da daha fazla. Bir şunu anlamadım. Ya. Onu ek almıştır işte ortasında. Ambient temperature'da dışarının sıcaklığını görüyor şu y**am sensör. Bunun ne işi var? Bu orijinal kablo. Evet bak buradan işte kornaya hayvan gibi kablo çekmişler bak. Ah. Çek. Korno. Lan niye öyle kalın o? Kornası nerede bunun? Şurada. Orada. Bunu... Bu ha. Bu ha. Oğlum bu arabanın far tesisatının komple baştan yapılması lazım. Bu bizim Türk ustalarının buluşu. Bu buna şey deniyor. Hıza göre adaptif far. Böyle hız arttıkça böyle aydınlatıyor böyle. Yavaşlayınca böyle yavaş yavaş oynuyor böyle. Görüyorsun değil mi? Hıza duyarlı adaptif far. Oluyor sonra yavaşlıyor. Sanayide buna keşkül far da diyorlar. Şöyle keşkül. Şu görüntü bir saçma değil mi? Motor var. İki tane cıvata var. Motoru alacak, yıkayıp geri atacak. La oğlum biz buralara nasıl geliyoruz her seferinde ya? Neden böyle oldu? Her seferinde. Şuraları toplayın, kule gelgisini mi oyun diyor. Arabanın üstünde hiçbir şey yok. Neden böyle oldu? Tunlarayım abi. Ne? Tunlarayım. Şey bu arabanın üstü bittikten sonra bu arabayı lift alıp ön yüreğini çekecek. Öyle mi yapacağız? Öyle mi yapacağız? Kağıtta boşluk var falan yazıyor. Kontrol edilecek yazıyor. Oğlum kontrol edilecek yazıyor. Şey abi kontrol edilecek. Hadi indir. Ustam ne yapıyorsun ya? Kanka kaldırırken çeksene ya. Ne?
Makine kaldırıyor o zaman çek. Hayır, ne yaptın anda? Ya kulakları sok şuna. Motor inecek mi? İnecek. Neden? Ya biz yine niye makineye gittik yani? Hep sonu böyle oluyor. Yani. Sen dedin. Fikri harbiden ben mi sundum? Evet, sen sundun. Hiç farkında değil. Komple motor indirseydik daha güzel olurdu. Temiz temiz yapardık. Ben bunu normalde böyle kaldırırım da. Gerek yok. Temizleniyor ama çok pis, zor olacak ama temizlenecek. Çok sorun değil. Zift olmuş. Sabunluyorum, kilitliyorum ama tamam, ayrı bir şey lazım. Tamam. Haydi görüşürüz. Görüşürüz abi. Çek kaplanınca. Gidiyor. İşte gidiyorum. İşte gidiyorum. Böyle bir şey yok. Kaput içi toparlayacağız diye aldık arabayı. Of. O bitiyor o. Of ha. Aa. Nerede oğlum bu? Oğlum bu arabanın sentezi çok kaçık lan. O yüzden mi gitmiyor lan? Oğlum iki diş buradan, bir diş buradan var lan. Geliyor mu? Bloğu mu taşladılar acaba? Ha? Cengar telefonu versene. Emme manip oldu. Rahat söküldü mü? Kasıntılı mı edici vataları? Onur çekiyorum anlat. Ver. Işığını da açarak ver. Kran kaçığı. Hala ne diyor? Ben bir saat uğrayacağım diyor. Gelme. Ya, burası çok ya. Fena. Gelme. Gelme. Abi, burası. Tadımız kaçar. Kaçık. Burada yarım dişle bir diş arası bir şey. Ben söküyorum. Yani söyleyecek de bir şey bulamıyorum.
Nereden başladık? Allah. Oğlum bunu nasıl yapmışlar? Bu işte bir enayilik var ha. Yoktu değil mi? Vardı. Kayış uzun gelmiş gibi. Farkın var mı? Gelsin. Kayış uzun gelmiş gibi bunu oğlum. Bro, daha sökme bunu. Bekle, geliyor zaten bir saniye. Burada mısın? Buradayım. Gideceğim. Abi şimdi araba bize... Bir saniye lan, kaydın arasına giriyorum. Ben bu adama mikrofon aldım, sana aldım. Dünya parasını verdim. Nerede mikrofon? Şimdi biz bu arabaya... Ya Bora abi geldi. Bunun aynası hafif titriyor. Kornası bir garip çalıyor. Ondan sonra hafif ön takımında problem var. Debriyaj hafif titretir gibi. Bir de ayarına bakarsak falan dedi. Ondan sonra ben bağlanırken Tetris'in kablosu bozulduydu. Yeni Tetris kablosu aldık. O arada işte sökelim bakalım falan dedik. Debriyaj söktük. Bilmem neyi söktük. Söktükçe söktük. Ne çıktı acaba abi? Arabanın far testi hatırına enteresan bir şey yapmışlar. Kocaman iki tane sis vardı. Onları toparlayacağız. Araba normalde vanossuz kapaklara sahip. Üzerinde vanoslu eksantrik çıktı. Yağ kanalları falan tıkanmış. Onların center line'ları birazcık daha geniş ve farklı yerde duruyor. O yüzden ben vanossuz eksantrikleri taktırdım. Kapaklar üzerindeyken bir retork yapıp tekrardan swap ayarına yolladım. Swap ayarını yapalım dedik. Sentesinde kaçıklık vardı. Bir tarafta iki diş vardı. Yani ya bir ya iki, tam hatırlamıyorum ama iki diş olması lazım. Ondan sonra sebebini bilmiyorum. Termostatı işte videoda gördüğünüz gibi iptal edilmiş. Onun da sebebini bilmiyorum. Termostat takınca göreceğiz yani. Belki başka bir şey var arabada. Arabayı komple baştan aşağı yapıyoruz. Ne aldık arabayı? İnlet aldık. VF48'in Billet orijinal turbosu çıktı. Onu aldık. Yani filtre kiti aldık. Headers, uppipe, downpipe aldık. Ondan sonra intercooler'ı üzerindekini kullanacağız. Enjektörlerini test ettirdik. Sağlam. Bora abi bir karter istiyor. Karter alacağız Killer Bee'den. Yani proje bu şekilde ilerliyor. Motor içine kesinlikle girmeyeceğiz. Bir yağ pompasını kontrol edeceğim. Parçaların gelmesini bekliyorum şu anda. Yapacak çok fazla bir şeyimiz yok yani. Parçalar biraz toparlanmaya başlasın. Hemen toparlayacağız. İşte üst parçaları komple statik oldu. İşte vakum hortumları. Arabada iki tane regülatör vardı. Biri orijinal. Orijinal duruyordu. Orijinal dururken bir tane daha bağlamışlardı. Onu da anlamadım. İşte onu düzelteceğiz. Ondan sonra turbosu hibritli bir turboydu. 5000'de mi? 5200'de mi ne geliyordu? Hatta o yüzden arabaya 8000'e yakın, 7900 mi? 7800 mi ne devir çevirtiyorlardı dolmuyor diye. Vites attığında laga kalıyordu çünkü araba standart turboyla. Ondan sonra bunlarla beraber abi işte trigger kayışı ve setini değiştireceğiz. Aklımıza gelen her şeyi motor içine dokunmadan dışarıdan yapmaya özen göstereceğiz. Volantımız İyi durumda değildi. Pivot bilyası çıkıyordu. Pimin bir tanesi kırıktı. Daha önce taşlanıp taşlanmadığını bilmediğimden direkt volant aldık. Baskı balta zaten almıştı standart Bora abi. Bilyasıyla beraber. Arka kapağında bir tane kırık var. Yani bu şekilde proje tabii ki böyle başlamamıştı. Böyle ufak tefek şeyler yapılacak. Kule gergisi polişlenecek falan filan böyle görsel yapılacaktı ama bu hale geldi gene. Nasıl geldi biz de bilmiyoruz. Genelde böyle oluyor bize gelen araba. Orasını beğenmiyoruz, burasını beğenmiyoruz. Bu hale geliyor. Yani gün sonunda güzel bir şey ortaya çıkacağı belli. Senin sormak istediğin bir şey var mı? Yok abi de motor açmayacağız dedin ya. Ha. Kesinlikle dedin. Yok, kesinlikle açmayacağız. Eminim. Açmayacağız. Oğlum açmayacağız. Ağzından yere alsın. Gerek yok. Motor muhteşem. Acayip güzel. Bak ip gibi duruyor. Hiç gereği yok. Swap ayarının şeyini de yaptırdık. Eksantriklerimizi de daştırdık. İp gibisi.